Yani cezaevine girmeden önceki süreçle şimdiki süreç benzer. O zaman da hatırlarsanız bir yandan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit politikalarının değişmesi konusunda Sayın Öcalan sağlık, güvenlik, özgürlük koşullarının sağlanması konusunda bir eylemlik süreci de vardı. Yani ve aynı zamanda kayyum. İlk kez o zaman tartışıyorduk kayyum uygulamaları. Bir süreçti yani Kasım'a kadar gelene kadar. Aslında biz bir yandan hani sorun çözüm tartışmaları, bir yandan da kayyum politikalarına karşı bir direniş, mücadele sürecini yaşadık. Aslında bu süreci cezaevinde de aslında tartışırken, özellikle savunmalar Kobani Kumpas davasında savunma sürecine hazırlanırken, bir geçmişte ne oldu, neden böylesi bir süreç başlandı tartışmaları yaparken de bir bakıyorsunuz. Aslında bir yandan işte AKP hükümeti 2013-2015 süreçleri arasında Sayın Öcalan'la diyalog süreci yürütürken tam bu müzakereye geçileceği evrede Tayyip Erdoğan masayı devirdi. İşte 7 Haziran seçimleri 2015'te yapılan seçim sürecini yok saydı ve 1 Kasım'da yeniden seçim süreci başlatıldı. Bu süreçte kayyum atamaları, işte kayyumlar gündeme geldi. Bütün bunlara baktığımızda aslında bir strateji Kürtlere karşı daha sonra işte çöktürme planı olarak kamuoyuna yansıyan ve iktidarın da bunu yalanlamadı. Bir gizli plan çerçevesinde bir sürecin başlatıldığını görüyoruz. Tıpkı 1925'teki Şarkı Sağ planı gibi Sayın Öcalan'ın o süreci komplo olarak değerlendirildi Kürtlere karşı. Aslında benzer bir komplo yani süreci olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Yani bir yandan işte çözüm süreci yürütüyormuş gibi ama bir yandan da Kürtlerin siyasi iradesini kabul etmeme ve bu konuda bir başka bir süreç. Daha sonra 2016'da yaşanan işte öz yönetim süreçlerinde AKP bahane ederek bunu da işte bir Kürt siyasi hareketine yönelik çok kapsamlı bir saldırı gerekçesi haline getirdi. Hatırlarsınız o dönemde 15 Temmuz başarısız darbe girişimi oldu. Bütün bunları Kürtlere karşı yürüttüğü konseptin bir parçasına dönüştürdü. Yani her türlü şeyi, ortaya çıkan durumu, siyasi, ekonomik krizi, kaosu, AKP aynı zamanda Kürtlere karşı bir savaş, çatışma siyaseti, buradan Kürtlere yönelik bir baskı politikası haline dönüştürdü. 7,5 yıl, 8 yılda da aslında bu süreci devam ettirdi. İşte yine seçimlerde halk gitti, sandığa tavrını ortaya koydu. AKP yeniden kayyum atadı. Ya da işte HDP'nin kapatılma davası, 6 yıl sonra Kobani Kumpas davası açıldı yani. Biz cezaevine girdiğimizde başka süreçler yaşanıyordu yani Kürt siyasetine yönelik. Ama 2020 yılında eş başkanlarımız şahsında, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ arkadaşlarımız şahsında Kobani Kumpas davası ile yeni bir dönem başlatıldı ve HDP'nin kapatılma süreci de beraberinde geldi. Dikkat ederseniz bu bir konsept çerçevesinde bir yandan işte mücadele, direniş karşısında geri adım atsa da yine de ısrarla bu politikasına devam etti. Şimdi cezaevinden çıktık. Tabii Kobani Kumpas davasında çok ağır cezalar verildi. Kabul edilebilir bir durum değil. Yani bizim tali olmuş olmamız burada sorun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Aksine süreç devam ediyor ve demokrasi kılıcı gibi başımızda bu süreç devam ediyor. Çıktığımızda da yeniden bir işte 31 Mart'ta yerel seçim oldu. Kürt halkı yeniden kendi tavrını gösterdi ve güçlü bir kazanım elde etti. İşte Van'a kayyum atamayı denediler. Kayyum Van'da güçlü bir halk direnişiyle karşılaştı. Sadece Van'da değil. O zaman biz cezaevini de takip ediyorduk. Çok geniş bir çevrede itiraz yükseldi. Demokrasi güçleri, Cumhuriyet Halk Partisi kayyum politikasına karşı bir tavır sergiledi. Önemliydi, anlamlıydı. O süreçte yapamadılar. İşte arada kısa bir süre geçtikten sonra şimdi Cölemert'le benzer bir şeyi devreye koyuyorlar. Dikkat ederseniz yani bu sürece baktığımızda AKP'nin stratejisi değişmiyor. Yani bu güncel bir politika değil. O yüzden biraz açmaya ihtiyacı duydum. Bir planın uygulanması olarak görmek gerekir. Yani bunu hem Türkiye halkının görmesi gerekir, hem Kürt halkının görmesi gerekir. Bu sadece AKP'nin güncel bir planı da değil. İkinci yüzyıla girerken gerçekten
ikinci cumhuriyeti inşa etmek istiyor ve AKP ikinci cumhuriyette de Kürtleri yok sayıyor. Yani inkar, imha ve asimilasyon politikalarını güncelleştirerek başka bir yani yeni cumhuriyeti de bunun üzerinde Kürtsüz, kadınsız, Alevisiz, demokrasi olmadan bir cumhuriyet inşa etmek istiyor. Bunun da anayasasını yapmak istiyor. Bütün kavga, bütün tartışmalar da bunun üzerine. Yani yaşadığımız bu süreç aslında bir şekilde bir mücadele, direniş süreci oldu. Yani süreç iktidar açısından bence uzadı. Çünkü o daha bu siyasi soykırım operasyonlarıyla, kayyum siyasetiyle, İmralı işkence rejimiyle daha hızlı sonuç almak istiyordu. Ama Kürtler buna karşı direndi. Demokrasi güçleri gücü oranda direndi. İstediği sonucu elde edemedi ve her defasında da zayıfladı. Hem 14 Mayıs seçimlerinin ortaya çıkan sonucu, oradaki değişim talebi çok güçlüydü. Yani tamam sonuca yansımadı ama 31 Mart yerel seçimlerinde somut bir olgu olarak değişim talebi çok ifade edildi. Halk tarafından ortaya konulmuş oldu. Yani AKP'nin zayıfladı aslında bu direniş mücadele karşısında. Yani Kürt halkının, Kürt kadınlarının, Kürt gençlerinin mücadelesi o açıdan boşa değil. Yani bazen bu duyguda hissediyor. Yani biz seçiyoruz, kayyum atıyor, biz seçiyoruz ama gerçekten AKP istediği sonucu da elde edemedi, edemiyor. Bugün yine kayyum rejim karşısında güçlü bir itiraz var, direniş var. Devletin de tabii ki bütün baskı zor araçları var. Bunu kullanarak bir sonuç elde etmek istiyor ki ona rağmen istediği sonucu elde edemiyor. Bunu da herkesin görmesi gerekir diye düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz aslında totaliter rejimler, faşist rejimler kendisini yalan üzerinden ifade ediyor, inşa ediyor. Yani onları en temel şey yalandır topluma. Yalanı üstten dayatıyor ve bunu bu yalana herkesin inanmasını istiyor. O açıdan hani yalan söylüyor demek yanlış değil. İkincisi şöyle bir şey var. Siz de cezaevinde bir dönem kaldınız. Ne yazık ki bu ülkede özgür basın geleneğinde ısrar eden, gerçekten halka gerçek haberi ulaştırmak isteyen herkes de bir baskı rejimiyle karşı karşıya kalıyor. Orada da deneyimlediniz. Mesela 3 kişilik arkadaş görüş hakkı var cezaevindeki tutsakların. Şimdi 3 kişilik arkadaş görüşü yazıyorsun. Ve size şöyle bir şey geliyor, hakkında soruşturma var, değiştiriniz diye. İtiraz ediyorsunuz, hayır ben bu arkadaşımın olmasını istiyorum diye işte yazıyorsunuz. İl emniyetten size bilgi geliyor, hakkında soruşturma var. Yani karara dönüşmemiş. Hani keyfi uygulamanın sınırı yok. Bu aslında dışarıda da kayyum rejimiyle alakalı bir şey var. Mesela hakkında soruşturma var, gizli soruşturma var. Ya da şimdi cezaevindeki yüzlerce arkadaşımız biliyorsunuz tahliye edilmiyor. Gerekçesini ihale olmadığı için ya da hakkında soruşturma var, karara dönüşmemiş. Yani bir yargılama yapılmamış. Keyfi bir uygulama, keyfi bir yönetimle karşı karşıyayız. Aslında bu işte faşist Almanya'daki örnekle çok benzer. Yani Hitler faşizminin uygulamalarına baktığımızda orada her söz Führer'in sözü, Türkiye'de reisin sözü. Yani benzer bir uygulamayla karşı orada Führer'in sözü kanun yerine geçiyor. Türkiye'de işte reisin sözü kanun yerine geçiyor. Bu bir siyasi karar. Ve her türlü şey manipüle edilebiliyor. Gerçekten saptırabiliyor. Çünkü gerçeği gizleyen bir noktada. O yüzden Türkiye'de Kürtlere yönelik her türlü dava, hukuki süreç aslında bir plan çerçevesinde iktidar tarafından kara propagandanın ya da yalanın servis edilmesi meselesi. Buna aslında zemin oluşturmak ihtiyacı duyuyor. Aslında mesela o yüzden de tam istediği gücü elde etmiş değil AKP. Demek ki devletin bütün zor araçlarını devreye koyuyor ama ona rağmen bir meşruiyet arıyor. Yani evet ben buna kayyum atıyorum ya çünkü toplum buna itiraz ediyor. Türkiye toplumda itiraz ediyor. Yani sadece Kürtler değil yani halk seçmişse o zaman bu iradeye saygı duyacaksın. Tayyip Erdoğan da ilk seçim sonuçlarında böyle dedi. Peki sen Türkiye'dekine saygı duyuyorsun da Kürtlerin iradesine niye saygı duyuyorsun? Sandıkta çıkan irade önemlidir diyorsun. Kendisine gelince bunu demokrasinin bir örneği olarak görüyor ama Kürtlere gelince gasp edilmesi gereken bir nokta olarak görüyor. Yani bu gerçekten ama yaptığı şeyin uygulamanın
meşruiyeti olmadığını farkında. O yüzden bu yasa şeylerle meşruiyet arıyor. Ya hakkında işte soruşturma vardı, dava vardı. O yüzden apar topar yani arkadaşımız gözaltına alınıyor. Birkaç gün sonra işte 5 Haziran'da duruşması var, bekleyebilir ama beklemiyor. Ve orada da astronomik cezalar veriyor. Belki normal hukuk işlese beraat edecek arkadaşımız. Hakkında soruşturma vardı. Yok işte bunlar ülkeyi bölmek istiyor gibi yaklaşımlara. Bence işte hem Türkiye kamuoyunun hem Kürtlerin bu tuzağa düşmemesi gerekir. Çünkü şu an herhangi bir davası olmayan bir arkadaşımız bile bir yerde aday gösterilse hakkında mutlaka bir süreç başlatılacaktır. Yani çünkü bu keyfi bir şey. Devlet bunun için işte yok istibari bilgi var ya da bir gizli tanık bulur bizim dosyalarımızda olduğu gibi. Ya da bir açık tanık da bulabilir. Yani birine zor devletin zor araçlarını kullanır kaldı ki bu dosyada da sanırım gizli tanık diyor ki tanık diyor bana zorla bu şeyi yaptırdı. Yani o yüzden bunlar hikaye. Asıl ortaya çıkan durum aslında devlet şiddet ve zorunun yargı ile nasıl topluma dayatıldığı. Yani AKP'nin güçsüzlüğü karşısında aslında yargıyı nasıl kendi politikaları için bir araç olarak kullanıldığını görülmesi gerekiyor. O açıdan sizin bahsettiğiniz şeyde kadınlarla buluşmamızda bunu söyledim yani. Gerçekten hangi Kürt var hakkında soruşturma açılmasın? Politik olan her Kürt, yani siyaset yapmak isteyen, sanat yapmak isteyen, ne bileyim sivil toplum örgütlerinde örgütlenmek isteyen, işte basında çalışmak isteyen kim varsa AKP'nin bu terör duvarına çarpabilir. Yani terörle mücadele kanunu Kürtlere yönelik bir anayasa olarak kullanılıyor. Her söylediği söz, her yaptığı eylem bu duvara çarpıyor. Oysa aslında temel haklar bunlar. Yani Türkiye'de anayasa ve yasalar, örgütlenme özgürlüğü, siyaset yapma özgürlüğü, eylem örgütlüğü, özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü. Bunları güvence altına almış sözde. Ama söz konusu Kürtler olduğunda bunlar çok kolay askıya alınabiliyor. Agam ben buna ikili de şey diyordum, istisna hali. Hani Kürtlere karşı sürekli bir istisna hali var. Yani istisna halinde nedir? Yasa, anayasa yok, parlamento yok. Bunlar askıda keyfi bir durumla karşı karşıyayız ve Kürtlere karşı sürekli bir istisna hali var. Özel savaş politikası diye tanımlayabileceğimiz bir politika çok uzun yıllardır, 90'lı yıllardan bugüne uygulanan bir politika. Aslında Türkiye'deki yaşanan bu duruma, yani Kürtlere karşı bir sömürge hukuku uygulanıyor. Yani ya da düşman hukuku diye hukukçu arkadaşlarımız bunu böyle tanımlıyor, düşman hukuku olarak tanımlıyor ama gerçekten bir sömürge hukuku. Yani diyelim ki Kürtleri hak ve özgürlüklerini bir yandan gasp ederken bir yandan da Kürt gençlerini yozlaştırma, sistem içerisinde mücadele edemez, kendi ayakları üzerinde duramaz bir noktaya getirme. Mesela daha önce hatırlıyorum, mesela dersinde diyorlardı işte uyuşturucuya bulaşan çocuklarla çocukların tedavisi için belediyenin yaptığı faaliyeti valilik ya da devlet temsilen valilik engelliyor. İşte dağa çıkacaklarına vali kullansınlar, uyuşturucu kullansınlar gibi. Aslında bu zihniyet pratikte devam ediyor. Yani Kürtlere karşı bir yozlaştırma, çürütme politikası, işte fuhuşla, uyuşturucuyla kendi gerçekliğinden koparma, sürekli bir nasıl desem, baskı uygulayın. Çünkü devlet kendi eliyle de bunu yapıyor. Yani diyelim ki çeşitli araçlarla, yani oradaki o çürümeyi derinleştiriyor, bilerek geliştiriyor. Bu bir tesadüf değil, bu bir politika, bu bir strateji. Sadece sınır hatlarında da değil, Batı'da da öyle. Kürt gençlerine yönelik ya da gençlere yönelik yozlaştırıcı politikalar bir strateji olarak değerlendiriliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani seçim sürecinde de ifade ettiğimiz bunu hani AKP yani belediyeleri almak istedi çünkü belediyeler aracılığıyla da topluma yönelik kendi politikasını uygulamak istiyor. O asimilasyon politikasını aslında siyasete imha politikasını dayatıyor. Bunu bir şekilde Kürt gençlerini kendisine yabancılaştırarak, Kürt kadınlarını kendisine yabancılaştırarak
kendi gerçekliğinden, toplumsal gerçekliğinden, köklerinden kopartmak istiyor. Çünkü kökü yoksa, geçmişi yoksa geleceği de yoktur insanların. Köksüzleştirmek istiyor. Ya bu çok temel politikalardan birisi. Ama onun dışında bir de özel kadınlara yönelik özel bir politika, gençlere yönelik. İşte dediğiniz gibi devlet görevlilerinin bu Kürdistan'daki tecavüz vakalarında birebir yer alması ya da genç kadınlara yönelik işte cinsel şiddet olaylarında yer alması ve bunun cezasız bırakılması, bu Musa Orhan olayında olduğu gibi çok şey bir örnek. Yani devlet bunu teşvik ediyor. Mesela diyelim ki Musa Orhan da hani genç bir kadın intihar etti. Bu meselede aydınlar, Türkiye'nin sanatçılar da onun tutuklanmasını istedi mi? Dikkat edin, hala geziyor ve devlet onun arkasında. Hani eskiden önceki İçişleri Bakanlığı atfediliyordu ama şimdiki İçişleri Bakanlığı da bu konuda herhangi bir şey geliştirmiyor. İşte Van'da, Şırnak'ta benzer vakalar yansıdı. Bu bir özel politika olarak devrede. O aslında toplamda baktığınızda tek tek vakalar değil. Bu devletin stratejik olarak topluma uyguladığı politikalardan birisi. Bir yandan işte örgütlü kesimi gözaltına alıyor, tutukluyor, işte korkutarak sindirmeye çalışıyor. Diğer yandan toplumu yozlaştırıyor ya da aşağı mahkum ediyor. Yani dikkat ederseniz en yoksul yerlerden birisi ya da sınıf çelişkisinin en yoğun yaşandığı yerlerden birisi Kürdistan. Bu çok özel bir politika olarak devreye konuluyor. Bütün bunları birbirinden bağımsız ele alamayız. Bu bir özel politika olarak devrede. Yani bir sömürge hukuku uygulanıyor Kürtlere karşı. Bu bütün dünyadaki hani benzer uygulamalara baktığımızda benzer şeyleri görürsünüz. Yani dediğim gibi bir yandan da işte kendi gerçekliğini yabancılaştırarak daha kolay teslim alma, iradesizleştirme, onurunu kırma gibi politikalar devreye koyuyor. Buna karşı tabii ki bizlerin de yapacağı şey var. Yani bunu, bu gerçekliği evet tespit ediyoruz ama kabul etmiyoruz. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Evet, böyle bir gerçeklik var. Ama bunu farkında olan, buna karşı direnen, mücadele eden, örgütlenen çok genç de var. Mesela ben çıktığımdan beri sokakta birçok gençle karşılaşıyorum. Onlardaki o itirazı görüyorum. Hani bunun böyle gitmeyeceğini hep ifade ediyorlar. Belki bir yol arıyor insanlar aslında. Bunun nasıl gideceğini, nasıl gerçekten yaratılan umutsuzluktan, karanlıktan çıkılacağına dair bir yol aranıyor. Ben bunun kıymetli olduğunu görüyorum. Hem genç kadınlarda hem erkeklerde bunu görüyorum. Bu arayışı görüyorum. Bu arayışın kendisini çok kıymetli buluyorum. Bunu kabul etmediğini, buna karşı mücadele ettiğini, direndiği, hem gerekirse sokakta hem düşünce, yani her platformda bunu ifade etti. Mesela her sandıkta da, seçim sandık kurulduğunda da bu baskı rejimine rağmen, zor politikasına rağmen evet, yine sandığa gitti ve kendi iradesini destekledi. İşte DEM Parti'yi destekledi. Partilerin sürekli değiştiği için HDP'yi destekledi, DEM Parti'yi destekledi. Bütün tehditlere, baskıya, zor politikalarına rağmen bu bir direniştir. Bence bu direnişi anlamlı görmek gerekiyor. Ama sorun şu, sadece Kürtlerin direnmesiyle sonuç elde edilmiyor. Aslında işte Türkiye'nin demokrasi güçlerinin barıştan, özgürlüklerden yana olan, bu hukuksuzluğa karşı olan herkesin asla ses çıkarması gerekiyor. Kürtlerle dayanışmayı büyütmesi bu açıdan önemli. Yoksa Kürtler elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte bütün bu kayyum zor rejimine rağmen hala direniyor, hala ayakta, hala kendi demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmasını savunuyor, savunmaya devam ediyor. Göze alarak, yani gözaltıyı, tutuklamayı, ne bileyim ekonomik olarak yoksullaşmayı, birçok şeyi göze alarak bu mücadeleye devam ediyor. Buradaki direniş önemli. Zaten bence Türkiye'de hala umut varsa bu direniş sayesinde var. Yani çünkü Batı'daki umutsuzluk, Türk halkındaki umutsuzluk çok daha derin. Bu mesela Kürdistan'da yürüttüğü bu savaş politikası Batı'da nasıl uygulanıyor? İşte ekonomik kriz olarak ortaya çıkıyor. Antidemokratik uygulamalar ortaya çıkıyor. Daha çok baskı rejimi, işte adaletsizlik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü burada yaşanan her türlü şey Batı'da yansıması var. Farklı biçimde
olsa da yansıması var. O yüzden buradaki direniş de aslında Batı'daki insanların demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük umudunu diri tutan bir şey. Ama yetmiyor yani bunu Batı'da daha güçlü bir ses çıkarma. Şimdi Batı'da da ses var, evet. Bunu işte DEM Parti bileşenleri, Kürtler yine ses çıkartıyor. Yani Kürtler itiraz ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki itirazı elbette ki anlamlı. Kayyuma karşıyız diyor. Ama kayyuma karşı olmak söz ve olacak bir durum değil. Geçen bir yerde söyledim röportajda. Hani gerçekten mesela Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorun çözümü konusunda ne düşünüyor? İktidarı hedefleyen bir parti, üstelik yerelde gerçekten güçlü bir sonuç almış bir parti, erken seçim tartışması başlatması gerekirken aslında yine AKP'nin kendisini restore etmesine ya da nefes almasına zemin olan bir süreç yaşandı. Bu ayrı, tabii ki diyalog olmalı, sorunların çözümü konusunda müzakereler olmalı, ayrı bir şey ama mesela Kürt sorun çözümü konusunda ne düşünüyorlar? Kürtlerin dil, kimlik, kültür hakları konusunda ne düşünüyorlar? Bu kayyum rejimine karşı olmak, mesela şöyle bir şeyle hakkında dava yok. Ya velev ki hakkında dava var. Yani bu dava olması kayyum politikasını meşru mu kılacak? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Kabul edilemez. Bu konuda daha güçlü bir ses. Yani hem sosyalist sol bu konuda tabii ki Kürtlerle yıllarda dayanışıyor. HDP bileşenleri yıllarda, DEM Parti bileşenleri yıllarca dayanışıyor. Ama bunun dışında sosyal demokratlar, demokrasi ve özgürlükten yana olan güçlerin daha güçlü ses çıkarması gerekiyor. Gerçekten bu kendi anayasalarında ortadan kalkması anlamına geliyor. Ya burada anayasa var, yasa var, yasalar çerçevesinde bir uygulama. Diyelim ki kendi yasaları da şunu diyor. Diyelim ki hakkında bir işlem varsa, görevden alınsa bile yerine meclis seçer. Bunu bile uygulamıyor. Bak Kürtlere bu hakkı bile vermiyor. Bu keyfi bir şey durumu var. Kaldı ki bu yasa, yani kayyuma atanmasına yol veren yasa 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KYK ile çıkartıldı biliyorsunuz. Bu KYK'ya bu keyfiyle yol açtı. Bu antidemokratik bir yöntem. Keyfi, her türlü keyfiyle yol açan bir yöntem. Buna karşı Türkiye demokrasi güçlerinin daha güçlü ses çıkarması gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii ki sorumluluğu onlara atmıyoruz. Biz yani durduğumuz noktada mücadele edeceğiz, direneceğiz. Oraya gidemiyor mu? Yani Hakkari'ye gidemedi. Kendi durduğu noktadan bunun mücadelesini yürütebilir. Bunun çeşitli yöntemleri var. Yeter ki gerçekten hayır diyelim. Bunu görünür kılan, bakın görünür kılmak önemli. Daha önce sanırım Abdullah Gül'dü bir yerde, uluslararası bir alanda soruyorlar. Hani görmezseniz yoktur. Yani ses çıkmıyorsa. Ki AKP o yüzden yapıyor. Bir yandan kayyum atıyor dikkat ederseniz, bir yandan gösteri yürüyüşleri yasaklıyor, eylemleri yasaklıyor. Çünkü itirazın görünmesini istemiyor. O yüzden istenirse itirazı görünecek birçok şey yapılabilir diye düşünüyorum. Halk Partisi'nin yerel seçimlerde aldığı sonuç Türkiye'deki değişim talebini çok net ifade ediyor. Dikkat ederseniz CHP'li olmayan ama çok geniş bir kesim desteklediğiniz İstanbul'da, ya da işte hem Türkiye'nin hem Kürdistan'ın pek çok yerinde halk şöyle dedi, yani bu iktidar artık sorunlara çözüm olmuyor, değişmelidir. Yani yerel seçimde ortaya çıkan tablo bu. Batı'da da mesela Kürtler bu değişim talebini desteklediler. Bu açıdan sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı olarak görmemek lazım. İşte kent uzlaşısıyla ortaya çıkan bir kazanım da var aslında. Kent uzlaşısı ne demek? Kentte yaşayan herkesin kendisini ifade edebileceği, kendisini var edebileceği bir sistem. Demokrasiden yana insanlar oy kullandı. Bu önemli bir nokta. Cumhuriyet Halk Partisi bunu ne kadar okuyor? Yani bunu tam bilemiyorum tabii. Yani izliyoruz biz de. Hani bu konudaki gelişmeleri izliyoruz. İşte Kobani Kumpas davasının dayanışmaları anlamlıydı. Kayyuma karşı çıkmaları ve Hakkari'ye gidip şey yapmaları anlamlıydı. Ama yetmez. Şimdi bu konuda bir söze ihtiyaç var. Henüz biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu sorunun çözümüne dair ne düşündüğünü tam bilemiyoruz. Kayyum politikaları, kayyuma hayır ama bu gerçekten bunun karşısında nasıl bir yerel yönetim stratejisini destekliyor, yerel yönetimlerde ne öngörüyor bilmiyoruz. Mesela en çok kayyumlara zemin sunan şey kadın özgürlük çizgimiz aslında. Eş başkanlık sistemine kayyum atıyor bu devlet. Çünkü bunun kendi iktidarları açısından sorun olduğunu görüyor. Yani AKP'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduğu ilişki, seçimden sonra kurduğu ilişki bence
şöyle bir ilişki, kaybettiği itibarı yeniden kazanma ve toplumdaki nasıl desem, rahatsızlığı bir şekilde giderme ya da bu konuda kendisini yeniden güçlendirmek için bir zemin olarak değerlendiriyor. Ama başta söylediğim, bence strateji daha önemli. AKP Cumhur İttifakı gerçekten ikinci cumhuriyeti kurmak istiyor ve bunun anayasasını çıkarmak istiyor. Bunun karşısında toplumsal destek yok. Yeterince destek alamıyor ve buna zemin sunmak, yani bu desteği almaya çalışıyor. İşte Meral Akşener'le görüşüyor, Abdullah Gül'le görüşüyor. İşte başka şeyler yapıyor. Bütün bunlar AKP'nin nerede durduğunu gösteriyor. Yani AKP aslında 90'lı yıllardaki Kürtlere karşı yürütülen savaş konseptinin, faylı meçhul cinayetlerinin tüm figürleriyle yan yana duruyor. Aslında bu Kürt meselesine nereden baktığını, nasıl durduğunu, 21. yüzyılda neyi inşa etmediği istediğini çok net gösteriyor. Görmek isteyenler açısından bu durum net. Yani AKP şöyle işte normalleşme derken gerçekten Kürt sorunu, demokratik barışçıl çözümü, kadın özgürlük sorunu çözümü, Alevilerin inanç sorunu çözümü içeren bir demokratikleşmeden falan bahsetmiyor. Aksine bunları baskı altına alıp yeni anayasada da yok saymak istiyor. Mesela kadınlara yönelik saldırı o açıdan stratejiktir. Alimlere yönelik saldırı stratejiktir. Ya bir yandan işte baskı altına almak istiyor, kendine bağlamak istiyor, merkezleştirerek. Bir yandan da buna gelmeyenlere de düşman ilan ediyor yani. Kürt politikasında da aynı, kadın politikasında da aynı. Mesela İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede kaldırdı. Şimdi 6284 sayılı yasayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kadınlara yönelik her türlü nefes alacağı alanı daraltıyor. Kadınları evlere kapatıyor. Cinsiyetçi, milliyetçi, dinci politikalarla ya da kadınlara eve hapseden ailecilik kurumunu güçlendirerek kadınlara yaşam alanı tanımıyor. Alevileri benzer bir durum. İşte bir yandan Alevileri devlet içerisinde bir kuruma bağlayarak işbirlikçi geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan diğerlerini düşman olarak görüyor. Kürtler açısından hakeza öyle. Bir kısmıyla mesela diyelim ki işbirliği geliştiriyor ama işbirliği kurduğu Kürtler karşısında diğerlerine de düşman olarak bakıyor. Bu bir yani AKP MHP Ergenekon ittifakı ne yapmak istediği belli. Yani Kürtlere karşı kültürel soykırımı başarıya ulaştırmak ve 2. yüzyılda da Kürtsüz bir cumhuriyet inşa etmek istiyor. Faşist bir rejim inşa etmek istiyor. Ve şimdi bizler demokratik cumhuriyet inşa etmek istiyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten layık, demokratik bir cumhuriyet inşa etmek istiyorsa, yani söylemleri bu, o zaman bu konuda daha net şeylere ihtiyaç var. Bu açıdan hani bazen insanlarla da tartışırken hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte Kürt sorunundaki politikalarına cesaret vermek gerekir. Evet, ama politikası nedir? Ben mesela bunu anlamaya çalışıyorum. Yani sol sosyalist güçlerin, demokratik güçlerin yan yana gelmesi Türkiye'de demokratik cumhuriyeti inşa etmek açısından çok kıymetli ve önemli. Cumhuriyet Halk Partisi mesela bundan yana mı tavır alacak? Gerçekten demokratik cumhuriyetini inşa edecek 2. yüzyılda? Yoksa AKP'nin kurmak istediği rejime mi yol verecek? Öyle diyeyim, çok farklı bir tanım içinde söylemeyeyim, yol mu verecek? Yani bence demokratik cumhuriyetin inşasında rol almalı. Şimdi mesela diyor ki Osman Kavala konusu konuşuluyor. İşte ilk görüşmede denildi bu hasta tutuklular, daha çok işte Ergenekon davasında yargılananlar konuşuldu ve tahliye edildi. Yani mesela insanın aklı almıyor. Şimdi siz bunları pazarlık konusu yapmak kabul edilebilir bir durum değil. Siz Türkiye'deki zaten bu kötü gidişata, yargının siyasallaşmasına itiraz ediyorsanız, o zaman iktidara geldiğinizde yargıyı, yasama yürütme, yargı erkinin bağımsızlığını ve gerçekten uluslararası standartlara göre, demokratik standartlara göre, temel insan hak ve özgürlüklerine göre karar almasını isteyeceksiniz. Ama siz bu talebi iktidardan beklerseniz, Cumhur İttifakı'nda onu güç haline getirmiş olursunuz. Yani burada da onlar açısından söylüyorum ben. Bizim açımızdan durum değişmiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma iddiasını zayıflatan bir duruş olarak görüyorum ben bunu.
Yani mesela Osman Kavala dosyasını ya da işte Gezi davasını iktidarla müzakere etme meselesi aslında siyasallaşan yargı şeyini meşrulaştıran bir noktada da duruyor ne yazık ki. Oysa bunun ortadan kalkması ve demokrat hukuk düzeninin inşası konusunda mücadele edilmesi gerekiyor. Müzakerelerin bu noktada, yani siz bunu yapamazsınız. Yasama, yürütme, yargı erkini, bağımsızlığını inşa etmek zorundasınız. Parlamentoyu işlerle hale getirmek zorundasınız. İşte kararnamelerle bu ülkeyi yönetemezsiniz demesi gerekirken başka bir mesele konuşuyor ve toplum da bunun alıcısı oluyor yani. İşte diyelim ki Osman Kavala talih olsun. Evet, bu haksızlık karşısında bir an önce son bulmalı. Gezi davası bir an önce sonuçlanmalı. Kopernikus davası derhal bitirilmeli. Yani bu yargı süreci aslında. Ya da başka bir sürü dava var. Sadece o değil ki. Kürtlere yürütülen davaların hepsi siyasi. Ama bunları bir hani pazarlık konusu yapmaktan ziyade demokratik hukuk düzeninin inşa edilmesi konusunda bir mücadelenin yürütülmesi gerekiyor. Bunlar olduğunda zaten bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak, kavuşmalı yani. Savaş çatışma politikasının merkezi aslında İmralı Adası'nda yürütülüyor. Dikkat ederseniz Sayın Öcalan'la üzerinde uygulanan ağır tecrit, izolasyon politikası aslında işkence rejimine dönüşmüş durumda. Temel hak ve özgürlükleri keyfi olarak gasp ediliyor. Orada başlatılan hukuksuzluk bütün Türkiye'ye yayılıyor. Bu böyledir. Siz bir alanda hukuksuzluğu yaparsanız bu başka zamanlarda, başka yerlerde de uygulanıyor. Buna itiraz etmek en temel insan haklarından birisi bu. Sadece Kürtlerin meselesi de değil zaten. Cezaevlerinde de sizin ifade ettiğiniz gibi tam bu hukuksuzluğa dikkat çekmek, Türkiye'de Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunun İmralı'dan geçti ve Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşmasının Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacağını ifade ediyor ve bu konuda işte yeni bir eyleme süreci başlatıyor. Arkadaşlarımız mahkemeye çıkıyor. Daha aslında 27 Kasım'da başlayan açlık grevleri süreci 4 Nisan'dan yeni bir sürece evrildi. İşte mahkemeye çıkmıyor, görüş hakkını kullanmıyor, telefon hakkını kullanmıyor. Aslında zaten tecrit koşullarında olan arkadaşlarımız Kürt sorunu çözümü için bir yol açmak istiyor. Ve bu yol içinde direniyor, mücadele ediyor. Dışarıdakilerin bunu görmesi gerekiyor. Bu sadece ailelerimizin omuzuna bırakacağımız bir süreç de değil. Aslında cezaevindekiler kendileri açısından en küçük haklarını gasp edilmiş birçok haklarına rağmen küçük haklarına da kendi iradelerini kullanmayarak bir demokrasi ve barış için, özgürlükler için bir yol açmaya çalışıyor. Buna herkesin anlam vermesi gerekiyor. İkinci bir nokta, gerçekten Sayın Hocalar'ın görüş önerileri, düşünceleri, felsefesi, paradigması bütün dünyada tartışılıyor. Yani kapitalist moderniteye karşı demokratik bir modernitenin nasıl inşa olacağı, kapitalist modernitenin ortaya çıkarttığı ekonomik kriz, ekolojik kriz, siyasal kriz, yani bu krizde nasıl aşılacak konusunda bir yol öneriyor çünkü. Yani bu sadece Kürtlerle alakalı bir nokta değil. Kürtler barış mücadelesinde tabii ki Sayın Öcalan'ın çok belirleyici bir rolü var. 93'ten bugüne kadar büyük bir çabası da var. İşte ateşkes süreçleri, diyalog ve müzakereyle çözülmesi konusunda 99'dan beri İmralı Adası'nda yürüttüğü mücadele, emek, bunu da görülmesi gerekiyor. Devlet bütün bunlara karşı baskı, zor politikalarıyla cevap verdi. En son 2013-2015 sürecinde yaşanan sürece bile baktığımızda o süreçte Türkiye'deki demokrasi ve özgürlükler alanına bakın. Ne kadar geniş ve herkes kendisini mutlu ve huzurlu hissediyor. 2015'ten sonra yaşadığımız sürece bakın. Herkes 2013 ve 2015 sürecini özlemini duyuyor. Yani diyalog ve müzakerelerin ortadan kaldırılması, konuşmanın ortadan kaldırılması Türkiye'de kaos ve krizi derinleştirdi. Zaten öyledir, dünyada da öyledir. Siz sorunları müzakereyle konuşarak çözersiniz. Bu ortadan kalktığında savaş, çatışma girer ortaya. Yani bunun olmaması için herkes, yani Kürtler mücadele etti, yani demokrasiden yana olan güçler mücadele etti ama ne yazık ki devletin zor araçlarıyla bunlar bastırıldı. Örneğin Barış için işte bu suça ortak olmayacağız imzacıları ne yapıldı? İşte meslekleri elinden aldı, ihraç edildiler. Bir tas çorbaya muhtaç edildiler. Onlar o dönemde güçlü durdu ama sonrası gelmedi. Mesela şimdi güçlü bir barış hareketi gelişmiyor yani.
Neden? Oradaki uygulamalar nedeniyle. Ya da başka politikalar, artık mesela dedim ki insanlar özgürce düşüncesini ifade edemiyor. Çünkü her en küçük bir paylaşımları, sosyal medyadan paylaşımları bile ya da sokak röportajlarında izliyorduk cezaevinde. İşte söyleyemiyorum diyor, kendisini özgür hissetmiyor. Çünkü bunun sonunun cezaevi olacağını düşünüyor. Ya da işinden olacağını düşünüyor. Yani işte Diyarbakır'da en son yaşadığımız bir olay, bir işte kafe sahibi sanırım Kürtçe, burada Kürtçe konuşuluyor dediği için. Yani hapsedildi, evine hapsedildi. Fark edilmiyor yani. Evine hapsedildi. Özgürlükler ortadan kalkmış bir durumda. Bütün bunların yürütüldüğü yer işte dediğim gibi İmralı işkence sistemi. Bunun ortadan kaldırılması için daha güçlü bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi Kürtler zaten bu konuda bir şey yürütüyor ama Batı'nın şunu görmesi gerekiyor. Bu mücadele sadece Kürtlerin mücadelesi değil. Tecrit sadece Kürtlerin sorunu değil. Aslında İmralı'da tecrit edilen barış bütün Türkiye toplumunda tecrit ve baskı altına almış durumda, özgürlükleri ortadan kaldırmış durumda. Buna karşı güçlü bir ses çıkarmak gerekir. Dediğim gibi yani diğer sayın hocaların felsefesi, ideolojisi, kapitalist modernine karşı ortaya koyduğu proje, demokratik modernite stratejisi bütün dünyadaki bilim insanları tarafından akademisyenler tarafından, aydınlar, yazarlar tarafından tartışılıyor. Bunlar kıymetli ama Türkiye'de dikkat ederseniz buna cesaret edilemiyor. Yani bu ilginç bir yani demokratik bir ortam olsa bu konuda çok daha güçlü bir zemin, Orta Doğu halklarının özgürlüğüne kavuşturacak bir model, bir düşünce sisteminden bahsediyoruz. Yani en azından bunun tartışılması zemini yok. Demokrasilerde siz fikir tartışırsınız ama Türkiye'de bu fikirler bile tartışılamıyor ne yazık ki. Kadın arkadaşlarımızın dışarıdaki kadın hareketine, kadınlara moral veriyor olması ve o buluşmalardaki moral beklenti, en azından bir hukuksuzluğun son bulmasa da hani bizlerin belki de onlarla buluşması onlarda bir umut yaratmış görünüyor. Ben bunu anlamlı buluyorum. Aslında bu kadın özgürlük çizgisinin toplumdaki karşılığında sadece kadın buluşmalarımızda değil, sokakta da çok görüyorum. Yani sokakta yürüdükçe insanlar en azından bu rehinli durumunun son bulmuş olmasını şey de olsa, tam da olmasa bir sevinç kaynağı olarak görmesi, bir umut kaynağı olarak görmesi bizim kadın özgürlük çizgimizin, mücadelemizin toplumdaki karşılığı ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Aslında devlet tam da kadın özgürlük çizgimize saldırıyor. Eş başkanlık sistemimize saldırıyor. Kadın mücadelemize saldırırken kadınların işte toplumda bir moral motivasyon yaratmış olmasının ben çok kıymetli ve anlamlı olduğunu görüyorum. Bütün devletin baskısı saldırılarına rağmen kadın özgürlük çizgimizin toplumsallaştığını gösteriyor. Yine kadınlar açısından da yani kadınlar yan yana gelmeye moral motivasyonla mücadele edersek, direnirsek kazanabileceğiz umudunu yeniden ifade ediyor. Evet, yani özgürlüklerimizden çaldılar. 8 yıl az bir zaman değil, 7,5-8 yıl az bir zaman değil. Yine tuttular ama hala direniş ruhunun, mücadele ruhunun diri olması dışarıdaki pek çok devlet baskısıyla, zoruyla karşılaşmış ve umutsuzluğa kapılmış insanlara da umut vermesi bu açıdan önemli. Aslında direniş kazanır, direniş kazandırır, mücadele kazandırır. Ruhu yeniden ayakta gibi. Yani en azından bize hissettirilen şey o. Yani biz birlikte mücadele ederek yeni bir süreci kazanabiliriz, mücadele edebiliriz. Çünkü bizim bu 7,5 yıllık süreçte hep bir direniş süreci oldu, mücadele süreci oldu. Yani devletin baskı politikalarına biz boyun eğmedik. Yani itiraz ettik. Asıl mücadeleyi cezaevinde de sürdürdük. Mahkeme salonlarında da sürdürdük. Onlar Kürt siyasetini, Kürt kadın hareketini yargılamak isterken biz devletin erkek egemen kapitalist sisteminin zihniyetini yargıladık. Bu duruş, bu direniş bence dışarıda yansımış gibi görünüyor. En azından bu buluşmalarda elde yani karşılaştığım ruh, moral, coşku bununla ifade etmek istiyorum. Yoksa kişisel olarak tabii ki insanların kişisel duruşları, yetenekleri olabilir ama toplamda bu ruh, kadın özgürlük mücadelesinin elde ettiği kazanım, coşku, direniş ve mücadele ruhudur desem yanlış olmaz. En azından ben bunu böyle tanımlıyorum ki cezaevindeki tüm arkadaşlarımız yaşanan durumun ne olduğunu çok iyi analiz ediyor. Yani faşist koşullarda Kürtlere karşı yürütülen
inkar, imha ve asimilasyon politikasının 21. yüzyılda da güncellenerek Türklere karşı nasıl uygulandığını herkes farkında. Bunu bir nasıl desem, pes etme değil de mücadele ve direniş gerekçesi olarak görüyor. Yani bu çok önemli. Direngen damar da buradan geliyor. Evet, biz yeni bir yaşam inşa etmek istiyoruz. Kürtlerin varlığını hukuksal zemine kazanmasını istiyoruz. Çünkü şu gerçekliği herkesin görmesi lazım. Aslında Kürtlerin şimdi varlığı inkar ediyor. Yokuz yani, anayasada yokuz, yasalarda yokuz. Bugün bir Kürtçe kelime bile söylediğim için işte mecliste mikrofon kapatılıyor. Kürdistan demek yasak. Kürtlere dair her şey, yani işte Kürtsünüz, neyiniz eksik. Ama Kürt olarak değil, Türklük cephesinden, yani o Türklük de yatılıyor size. Yani Türkiye parlamentosunda bile işte Kürt kökenli olabiliyorsunuz. Size en fazla bu da yatılıyor. Kürt olamıyorsunuz, Kürt kökenlilik de yatılıyor. Şimdi mesela cezaevindeki insanlar kendi Kürt kimliğine, Kürt diline, kültürüne, kökenlerine, varlığına sahip çıkıyor ve bu kendine yönelik, Kürt varlığına yönelik sistematik bir zor politikasının ve şimdinin meselesi olmadığını, 100 yıldır aslında Orta Doğu'da 200 yıldır Kürtlere dayatılan bu politikaya karşı mücadele ediyor. İşte sadece Türkiye'de de değil, Orta Doğu'da işte uluslararası güçlerin belirlediği, yani Osmanlı'nın dağılma sürecinde belirlediği, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de Kürtlere karşı yürütülen benzer politikaların, yani varlığını ortadan kaldırmaya yönelik politikaların farkında. O yüzden de varlığını güvence altına almak için mücadele ediyor. Varlığı yoksa, varlığınız yoksa özgürlüğünüz de yoktur. Hak ve özgürlük talebiniz de yoktur yani. Aslında bugün verilen mücadele, kavganın nedeni de budur. Kürtler ben varım diyor. Varsam haklarım da var. Eğer bir hak varsa onun hakları da vardır. İşte doğal haklar deniliyor. İnsan hakları, temel insan hakları. Bir halk varsa hakları vardır. Her halkın nasıl ki kendi kendini yönetme hakkı varsa Kürt halkında kendi kendini yönetme hakkı vardır. İşte her halk nasıl kendi ana dilinde kendi yurttaşlarını eğitme hakkı varsa Kürtlerin de vardır. Kendi dilini koruma, kültürünü koruma hakkı varsa Kürtlerin de var. Dikkat ederseniz Kürtler bu hakların mücadelesini veriyor. Yani o yüzden varlığını koruma mücadelesi. Bunun bilincinde olunca yani mücadele de nerede olursa olsun mekan fark etmiyor. Yani zaman ve mekan fark etmiyor. Mekan sizin mücadele azminizi, umudunuzu ortadan kaldırmıyor. Aksine var olan koşullarda daha da üretken oluyorsunuz. O koşullara göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Mücadelenizi o zor koşullarda da yönetiyorsunuz ve üretiyorsunuz yani. Dışarıda mesela olanaklarınız çok daha fazla. O olanakları hatta birçok kişi belki bu olanakları kullanmıyor bile. Ama cezaevinde olanaklarınız az. Ama siz az olanaklarla birlikte kendi politik mücadelenizi yürütmeye çalışıyorsunuz. İşte yazıyorsunuz, kitap yazıyorsunuz, üretiyorsunuz. Devlette mesela okuyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Devlet de buna engellemeye çalışıyor. Dikkat ederseniz orada da bir benzer bir politika şeyi var. Yani bütün bunlara baktığınızda ki bu direniş, mücadele, kendi politik hedefiniz ve bu hedefe ulaşmak konusundaki azim bence diri de tutuyor, dirençle de tutuyor, coşkuyla da tutuyor. Gerçekten mesela cezaevinde de politik tutsakla örgütlü yaşamı yürütüyorlar yani. Zihnen bunu yürütüyorlar. Her gününü örgütlü yürütüyorlar. Bazen işte insanlar diyor içeride yatmıyorsun aslında. İşte okuyarak, kendi öz disiplini sağlayarak, her gün kendisini yeniden eksik yetmez yönlerini görüp onları gidermek, eksikliklerini tamamlamak, var olan güçlü yanlarını daha da güçlendirerek mücadele ediyorsun. Oradaki yaşam da bir her anlam, yani sabah kalkmaktan öğleye, öğleden akşama, işte her şeyiniz bir plan dahilinde gidiyor. O açıdan o direnç, mücadele sizi dizinde tutuyor yani. Dolayısıyla sanırım cezaevinin şeyi de bu. Bazen insanlar ifade ediyor. Bazı konularda tabii insan anlatılmıyor, yaşanıyor yani. Orada girdiğinde ancak fark edebiliyorsun gerçek nasıl yaşanıyor, nasıl ifade ediliyor. Yani sizler de deneyimlediniz o. Yani ilk başlarda mesela değil mi? İşte her gün saçma odadan girip çıkarken ayakkabıda yatması size öfkelendiriyor, itiraz ediyorsunuz. Ama zaman içerisinde orası da normalleşiyor aslında. Yani bir
şeye dönüştürüyor. Ne bileyim, her şeyi dilekçe yazmak zorundasınız. İşte ekmekten tut, yani kepekle ekmek yemek istiyorsanız bile ona dilekçe yazıyorsunuz. Su için dilekçe yazıyorsunuz, ayakkabı için dilekçe yazıyorsunuz, kıyafet için sürekli bir dilekçe yazma hali. Yani her zaman da cevap gelmiyor. Yani orası da bir sürekli mücadele hali yani. Oradaki dilekçeler herhalde hepsi bir şeye dönüşse farklı bir şey oluyor yani. Orası öylesine bir şey yaptığınız bir yer değil. Ne bileyim işte Sincan'da örneğin haftada bir arama yapılıyor. Aramalarla sizin bütün eşyalarınız dağıtılıyor. Siz her defasında bunu toparlıyorsunuz. Yani aslında bir yandan işte devlet bu uygulamalarla sizi taciz etme, rahatsız etme, huzursuz etmeye çalışırken siz belli bir süre sonra bu bir rutine dönüşüyor aslında. Hani gelip arasınlar da gitsinler, ben de düzenimi kurayım şeyine dönüşüyor. Yani her şey bir mücadele gerekçesi. Yani o açıdan bazı şeyler cezaevinde çok anlatılınca dışarısı için anlamlı gelmiyor. Bir leğen için işte kaç defa dilekçe yazıyorsun ya da bir sucuk. Burası için anlamlı değil çünkü ona her gün ulaşıyor. Ya da dışarıdaki teknoloji, bilim gelişmiş, herkes çamaşır makinesinde çamaşır yıkıyor ama cezaevinde bu leğen önemli yani. Ne bileyim bir kova önemli, sıcak su meselesi önemli. Siz burada onun için dert etmiyorsunuz ama cezaevinde bunlar önemli. Yani birçok yönü var. Yani dışarıda basit gibi görünen ama cezaevinde hayata anlam katan ya da işte bir mücadele gerekçesi olan, yani gerçekten dışarıda kimselerde ne bileyim bir şey için bunlar için bu kadar mücadele etmez. Ama orada anlamlıdır yani. Siz hayatınızı kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak bir şeye dönüşüyor orası. Yani işte kıyafet, sayılı kıyafet veriyor. Dışarısı istediği zaman giyiniyor orada. Sen kıyafetini değiştirmek için bile çöpe atmak zorundasın. Atmak istemiyorum kardeşim. Yani yenidir. Ama sana onu da yatıyor. Ne bileyim birçok sorun alanı var. Yani basitmiş gibi görünen ama orada bunun için bile kavga etmen gereken, mücadele etmen gereken bir alandan bahsediyoruz. Hani insan tabii utanıyor daha büyük şeyler, sorunlar olurken, halkımıza yönelik bu kadar saldırı olurken, işte halkımızın iradesi gasp edilirken, cezaevinde bu sorunlar yaşanıyor diye. İnsan utanıyor da ifade etsin. Ama bunlar da bir gerçek. Çünkü orada da bir yaşam, bir mücadele devam ediyor. Yani bunun için işte uğraşıyorsunuz. Yani kimse de zaten politik tutsaklar dikkat ederseniz çok kendi sorunlarını çok gündemleştirmiyor. Ama yaşarken orada pratik anlamda bunlar önemli sorunlar. Yani hayatı etkileyen, belirleyen sorunlar. Yani bu açıdan bazı şeyler hani cezaevi anlatılmaz yaşanır derken geçen Gülten Başkan dedi kimse yaşamasın. Tabii ki kimse yaşamasın, ayrı bir şey. Ama o hani sınırlılık hali, tecrit hali, sizi izole eden hali, tecrit eden hal ama buna karşı sizin bulduğunuz yöntemler. Mesela ilk çıktığımda bağırarak konuşuyormuşum. Kardeşim diyordu niye bağırıyorsun? Çünkü oradan duvardan duvara bağırarak konuşuyorsun. İşte şeyden sesini duyurmaya çalışıyorsun. Yani bağırmak bir iletişim şeyine dönüşüyor. Demek ki bu alışkanlığa dönüşmüş bir durumda yani. Siz, o da iletişim yöntemlerinden birisi. Tabii hani henüz biz cezaevine çıktık. Tam böyle kendinle kalamadın. Kendinle kaldığında oradaki şeyler çok daha açığa çıkmıyor ama insanlar baktığında o şeyi gözlemleyebiliyor. Yani işte teknolojiyle buluşamıyorsun ya da işte dışarıdaki ekonomik sistem, hani içeride de bir şey hali hissediyorsun ama ona uyum sağlama, insanlar arasındaki diyalog, iletişim meselesinde uyum sağlama hali, sudan çıkmış balığa dönme hali var ya, bazen bakıyorsun sokakta gezerken bile yani farklı hissediyorsun, hani başka bir durum. Bir de bizi bıraktığımızdan şimdiki şey, hani birçok fark da var. Bir yandan insanları dinliyorsun, insanların size hani bir yandan da umutla bakıyor. Yani onun sorumluluğunu da hissediyorsun. Omuzunuza daha büyük sorumluluk yükleniyor. Ama bir yandan da işte birlikte yapacağız, birlikte kazanacağız. Ne bileyim, başka bir karmaşık bir duygu, belki sizler de yaşadınız, bilmiyorum bu duyguları. Böylesi bir süreç için bir yerinde olacağız ama nerede olur bilmiyorum. Hani demokrasi, hani kadın özgürlük mücadelesi, ekoloji mücadele, demokratik siyaset alanı. Sonuçta biz bunlar için mücadele ettik. Halkımızın özgürlük mücadelesini mutlaka bir yerinde yer alacağız. Biraz ama gözlemliyorum. Hani biraz nedir ne değildir. Çünkü çok şey değişmiş. Hani bizde de çok şey değişmiş.
onu anlamadan içine girmek belki de daha faydalı olabilecekken faydalı olmamayı getirebilir. Daha verimli nasıl çalışabiliriz meselesini biraz tartışıyorum, biraz gözlemliyorum. Hem toplumsal gerçekliği gözleme, kadınların yaşadığı durumu gözlemleme, hem kendi siyasetimizin geldiği durumu gözlemleme meselesini işte birlikte belki de tartışarak arkadaşlarla bu süreç, gözlemleme süreci bittikçe yapacağız. Diyeceksiniz ki neyi gözlemliyorsunuz, zaten bu mücadelenin içindesiniz. Evet, ama farklı bir, şimdi daha sınırlı bir alandaydık. Dışarıdan takip ediyorduk gelişmeleri. Şimdi içinde takip etmeye çalışıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Evet, mücadelenin bir yerinde olacağız.